Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuleyzu bir Rabbin nas, melikin nas, illahin nas. Min şerril vasvasil hannas. Elezi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Amin. Ben cinlerden korkmam. Ancak bu cin kabilesi öyle tehlikelidir ki, Nas suresini okumadan başlamak istemedim. Zuzula cinleri, şeytanın fikirlerini benimsemiş, fakat ona tabi olmamış bir cin kabilesidir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı bile geçmez. Hatta bazı kaynaklarda simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı birçok kültürde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66'da bu kabileyi simgeler. Zuzula cin kabilesi şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Çünkü Zuzula cinnilerinin ismini yanlış zamanda anmak onların dikkatini çekmeye neden olabilir. Ve musallat oldukları insanlara tek başlarına değil bütün bir kabile olarak musallat olurlar. Havas ilmi, muska ve özellikle büyü gibi şeyler bu cinnilerle iletişime geçilmesinde kolaylık sağlar. Ancak bilmeden de olsa bu yollarla çağrılan cinnilerden biri eğer ki Zuzula kabilesinden ise onu çağıranın her istediğini yapar. Ama bu cinler çok yalancı ve tehlikeli oldukları için en sonunda kendilerini çağırandan bir şeyler istemeye başlarlar. Bunlar genellikle insanı dinden çıkaracak kadar tehlikeli şeyler olabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ise, Zuzula cinnilerinin isminin anıldığı her cin vakasında en az bir ölüm gerçekleşmiştir. Kimi zaman musallat olunan kişilerden bazıları birbirini öldürür ya da intihar edebilir. Bu cinler kadınlara ve genç kızlara aşık olma yoluyla da musallat olmaktadır. Cinlerle yapılan evliliklerde de gelen cin niyaların başında Zuzula cinleri vardır. Allah sizleri Harut ve Marut vesilesi ile inen büyüden ve cinlerin şerrinden korusun. Amin.
İşte gene Japon kirazına çevirmiş eve. Gelmeseydin. Camide mi çalışıyoruz, barda çalışıyoruz. Çıkar şuraya kadını, kaç kere söyledim sana. Tamam, tamam. Bir gün gece gece şişir bir yerin düzenlisi. Biraz sonra toplarım. Akşam sizi bana almamışlar işte, bodyguardlar söyledi. Ben girmek istemedim. Dwight ablana geldik, zaten kapı kalabalıktı. Zaten dinleyecek adam da kalmadı. Senin dönüyor. Çocuklar, sessiz çok yüksek. Bayağı geç olmuş. Paşacığım hoş geldin. Çakalaşıyoruz ya. Bakalım ama hadi tutana. Bence sen de yat. Üstümü değiştireyim, ben hayvanlara bakacağım zaten. O da hayvanların. Hayatım. Hadi sen de yat artık. Canım git yat. 5 dakikalık işim kaldı. Birkaç rutuş var. Sabah devam edersin. Tamam bir tanem. İyi geceler. Hadi. Geç oldu. Tamam bir tanem. Hadi. Geliyorum. Thank you.
Aç şunu ya. Merhaba. Merhaba. Eğer rahatsız etmeyeceksem sizden bir konu yardım istiyorum. Peki, buyurun. Beyköy diye bir yer arıyorum. Ben buraların yabancısıyım. Ben tarif edeyim size isterseniz. Sahip bandını direkt takip ederseniz Kayaköy tabelasını göreceksiniz. Çok güzel bir orman yolu var. Oradan giderseniz Ovacık tarafından da gidiliyor ama bu yol daha otantik. Tavsiye ederim size. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dans etmedim. Estağfurullah. Ben de çok memnun oldum. Merhaba, Osman amcanın evi mi acaba? Ne istiyorsunuz? Gidin artık, gidin buradan. Bıktık sizden. Ya, sanırım yanlış anladınız. Ben gazeteci falan değilim. Yalnızca size yardım etmek için buradayım. Yardım falan istemiyoruz. Defolup gidin buradan. İnanın bir zararım dokunmayacak size, yemin ederim. Yalnızca biraz konuşmak istiyorum. Yoksa hemen sonrasında gideceğim. Bakın, yardım etmek için buradayım. İnanın ben gazeteci değilim. Size yardım etmek için buradayım. Sadece biraz konuşmak istiyorum. Sonrasında ben gideceğim. Gazeteci değilseniz neden geldiniz buraya peki? Ben internette gördüm sizin ve köydekilerin yaşadıklarını. Aslında ben psikoloğum ve bu tür konuları araştırıyorum. Ve buraya gelmekteki amacım sizlere destek vermek ve olup biteni tamamen anlamak içindi. Aslında bunların tamamı psikolojik, emin olun. Ve bunların hepsinden kurtulacaksınız. Yalnız sizden tek bir ricam var. Bana bütün olanları ayrıntısıyla anlatmanız. İlk önce babam. Babam kendini vurdu.
kardeşim Murat. Uyur gezerdi. Birkaç kere evin dışında yakaladık onu. Birkaç kere de evden çıkarken. Babamın öldüğü gece. Kendini astı. Annem felç oldu. Dili tutuldu, konuşamıyor. Bir tek kız kardeşim kaldı. Onu da onlar sahiplendi. Ayşe bizi hatırlamıyor. Onlardan bir çocuğu olduğunu düşünüyor. Bizimle hiç konuşmuyor. Bizi tanımıyor. Bütün gün odasında. Dışarıya hiç çıkmıyor. Geceleri korkunç ve garip sesler geliyor odasından. Korkuyorum. Geriye bir tek ben kaldım. Beni de yakında öldürürler. Yalnız anlattıklarım o kadar ilginç ki. Biliyorum, bütün bu anlattıklarım hiç inandırıcı gelmiyor size. Bize kimse inanmıyor. Köylüler yüzümüze bakmıyor. Hepsi bizi lanetlenmiş buluyor. Neyse. Bak şimdi o zaman izin verirsen kardeşini ve anneni de ziyaret edebilir miyim? Tabii. Buyurun, içeri geçin. Kardeşim, Ayşe. Ayşe. Buyurun. Ayşe merhaba. Ayşe merhaba. Orası dolu. Oraya oturma. Şey böyle mi? Evet. Maalesef. Ve uzun zamandır böyle. Onlardan çocukları olduğunu düşünüyorum. Pekala. Bu arada annenizi de bir görebilir miyiz? Tabii. Buyurun böyle geçelim o zaman. İsmi neydi? Gülsüm. Gülsüm teyze merhaba, nasılsın? Konuşamıyorum. Ne zamandan beri? Felç geçirdiğinden beri böyle. Kardeşimin ve babamın ölümünden sonra böyle oldu. Gülsüm teyze hiç merak etmeyin, size yardım edeceğim. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Konuşamıyorum. Hiç merak etmeyin, size yardım edeceğim. Çıkalım. Thank you.
Bu adamın huzurunu duymazlığından. Aç ya şu telefonu. Neredesin gene? Aman kim ne yapsın senin kocana? Telefonu çekmiyordur. Bir yerlerde dolaşamamıştır mutlaka. En fazla bu olur yani. Afiyet olsun. Ya şu mavi gömleğimi bulamadım. Bir görmüş olabilir misiniz? Hanis giymiştir, merak etme. Gece yerine bırakır. Günaydın. Günaydın. Buyurun gelin, kahvaltı hazır. Çok teşekkür ederim ya. Gece yatağa uzanır uzanmaz uyumuşum. Yol beni bayağı yormuş anlaşılan. Normaldir. Uzun bir yol geldiniz. Ben de sayenizde huzurlu bir uyku uyudum dün gece. Önemli değil. Ama elinize sağlık ya. Çok nefis görünüyor. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu arada dün akşamki bütün kayıtları izledim. Her şey çok normaldi. Merak edecek bir şey yok. Bilgin olsun. Hı. Tamam. Umarım söylediğiniz gibidir. Bu arada ben bir hava alayım kapının önünde. Tabii rahatınız. Çok teşekkür olur. Ederim. Eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Düşündüm de dikkat çekmek için yapıyor bence. Sanırım gömleğimi de kendisi sakladı. Her neyse dün görüp soramamıştım. Bu mezarlar niye burada? Kim yatıyor burada? Üstelik çok eskiye de benzemiyor. Babamla kardeşimin mezarı.
köylüler bizim lanetli olduğumuzu düşünüyorlar. Bu olaylardan sonra eğer mezara gömersek diğer ölülerin de lanetleneceğini söylediler. Onları mezardan çıkarıp yakmakla tehdit ettiler. Biz de buraya gömmek zorunda kaldık. Kardeşim Murat, burada astı kendini. Ben bir bakayım bir saniye. Ne yapıyorsun niye? Hocam, hoca verdi, Ayşe'ye iyi geleceğini söyledi. Dua. Dua var içinde. Hani nerede? Ne var ki onun içinde? Bütün çareleri deniyorum. Ayşe! 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 Ne oluyor ki? Gürkan! Gürkan iyi misin? Gürkan! Gürkan iyi misin? Gürkan!
Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam bir yardıma ihtiyacım var. Tabii. Bir yazı okutmamız lazım. Ama şimdi ya Arapça ya Aramice, biz çok anlayamadık. Hı-hı. Buyurun. Ne oldu hocam? Gel benimle. Dur. Hocam ne oldu size? İyi misiniz? Dur. Ne yazıyor ki burada böyle? Soluduğunuz nefesten girip kan damarlarınızdan çıkacağım. Şeytana yemin olsun ki her birinize musallat olacağım. Hocam iyi misiniz bir sen? Bu köy seni almadan git. Deccal'a bulaşma. O evden ve bu köyden git. Hemen git. Hocam. Git.
Bir dur kardeşim, kaçmasana. O evde durduğun her gün sana da bulaşacak. Sen de öleceksin. Git buradan, git, git! Hoca! Hocam! 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 Köyden git. Bıktım hepinizden, yeter. Bir şeyler yemelisin, hadi. Ye şunu artık. Günlerdir bir şey yemiyorsun, hadi. Yeter artık ya. Hadi anne. Anne lütfen şunu yer misin ya, artık? Ya ne yapıyorsun? Israr etme. Günlerdir bir şey yediremiyorum. Ama ısrar etme. Ver bana. Ver, ben yediririm. Sen ısrar etme. Hüsnü teyzeciğim. Hadi aç ağzını. Aferin. Ben verince neden yemiyor anlamıyorum. Günlerdir yemek yedirmeye çalışıyorum. Kaç ağzını yedireceğim? Aferin sana. Ben o zaman bir ekmek alıp geliyorum. Hadi biz yiyelim. Gürkan! Aman Allah'ım! Ya nasıl olur böyle bir şey ya? El ayağı tutmayan bir kadın bu. Nihal! Nasıl olur böyle bir şey? Nihal, böyle bir şey nasıl olur Nihal ya? Ayşe.
Nihal. 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 Böyle olmamalı. Böyle olmamalıydı bu. Nihal, benim yardım getirmem lazım. Gitme. Bak, yani odana git, kapını kilitle, ben yardım getireceğim. Nihal. Tek başıma korkuyorum. Tamam, jandarmaya gideceğim, jandarmaya gideceğim. Lütfen. Yardım getireceğim ve hepimiz kurtulacağız. Hepimiz kurtulacağız. Gitme, lütfen gitme. Gel. İmam minareden kendini aşağı attı, paramparça kanlar içerisinde. Orada korkudan deli gibi koşarken baktım bir tane tabut.
Onlarca kadın o tabutu taşıyor. Tabutu yere koydular. İçinden küçücük bir kız çocuğu canlı çıktı. Ondan sonra kaçarken peşinden girdi. Bir avluya girdi. Avluda ne gördüm? Annesi çamaşır yıkıyor zannettim. Baktım kanlar içerisinde tavuk ve horoz kafalarını yıkıyor. Her taraf başsız olacak. Yeter. Ayşe bileklerini kesti. Hiçbir şey yapamadım. Kapıyı kilitleyip çıktım oradan. Odaya gittim, kendimi kilitledim. Seni bekledim. Nihal kalk buradan, hemen gitmeniz. Hazırlığını yap, bir şeyler yap. Ayşe'yi bırakamayız. Ya lütfen. Ayşe bizimle gelmeyecek, sorun çıkaracak. Ayşe benim ailemden kalan tek kişi, Ayşe'yi bırakamayız. Ya canı cehenneme gidin ya. Söz vermiştin. Yardım edecektin, söz vermiştin. Ayşe'yi bırakamayız. Büyücüye gidelim. Büyücü bize yardım edecektir, büyücüye ya, gidelim. Tamam, ne yapalım? Ne yapmamız büyücüye gerekiyor gidelim. Peki? Büyücüye gidelim, o bize yardım edecektir. Peki, gel o zaman. İler. Uyutalım. Ayşe bileklerini kesti bastı. Murat mezarından çıktı. Buradan gitmemiz lazım. Bizimle gel eve lütfen. Ayşe'yi buradan götürmeliyiz. Bastı. Ben o eve gelmem Nihal. Bastı lütfen. Yardım et bize. Ben oraya gelmem Nihal. Bastı lütfen. Ayşe'yi götürmeliyiz. Bastı bir şeyler yap lütfen. Bastı lütfen. Yardım et bize. Nihal git burada. Bastı. Git bu evden Nihal. Ayşe'yi götürmeliyiz. Nihal yardım git buradan. Bize. Ayşe'yi bırakamam burada Bastı. Bastı gidin burada. Lütfen. Lütfen gidin yardım burada. Et Bastı. Alın bunu götürün Ayşe'ye verin. Bastı. Gidin buradan. Gidin burada. Gidin burada. Gidin burada. Ayşe'ye içirin onu. Gidin burada. Thank you.
Nihat çabuk toparlan. Hadi hiç zamanımız kalmadı. Hadi. Basite! Basite bas! Kendine gel, ne olur Basite, kendine gel Basite! Basite! Nasıl böyle bir şey olabilir? Niye atlıyorsunuz önüme? Basite! Basite iyi misin Basite? Basite!
Bastı. Bastı. Çok şükür. Bastı. Çok şükür iyisin Bastı, Bastı. Niye atladın önüme Bastı? Ne vardı önüme atladın ya? Tamam tamam iyisin, kendine gel, kendine kendine, tamam bir dakika bir dakika. Oh çok şükür. Tamam. Dur. Çok. Ya niye atladın Bastı üstüme? Neden? Ne var? Ne vardı ya? İyi misin Bastı? Bir cevap ver ya. İyi misin ya? Dur, sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi biz... Ayşe'yi kurtaralım. Ayşe'yi kurtaralım. Ayşe'nin hiçbir suçu yok. Her şey Nihal'in eniştesiyle ilişkisinin ortaya çıkmasıyla başladı. Nihal'i ahıra götürdüler. Yürü bakalım. Ya baba da rahatsızlar. Yürü bakalım. Yürü. Yürü. Yürü bakalım. Yürü. 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 Yürü baba, yürü. Yürü. Yürü bakayım, yürü. Etme baba da. Rahatsızlar sizi. Yürü. Yürü baba. Ya. Yürü. 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 Nihal'e sıktı ama kurşun Nihal'i sıyırdı. Sonra yaralı bir şekilde bana geldi. Ben de o tehlikeli büyüğü istedi. Ve ben de yaptım. Olaylar bundan sonra başladı. Ayşe'yi kurtaralım. Ne olur Gürkan. Ne olur Ayşe'yi kurtaralım. Kalk o zaman.
Ayşe'ye gidelim. Ayşe'yi kurtaralım. Her şey Nihal'in ve benim başımın altından çık. Dur. Yavaş. 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 Ah. 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 Ah.